Arkadaşlar merhaba. 24 Ekim 2021 Pazar günü, Pazar akşamı Kiniland'deyiz tekrar. Evet, 9 koşul bir program var Kiniland'de, Amerika'da. 9 koşulu bu programda da 2 tane altılı ganyan var arkadaşlar. Amerika'daki başarımız devam ediyor tabii ki. Çünkü kontrolümüz altında her şey. Yani Türkiye'deki atları nasıl takip edebiliyorsak Amerika'daki atları da öyle takip edebiliyoruz. Tabii orası çok geniş yani. Türkiye'de 5-6 hipodrom, bilemediniz 7-8 hipodrom varsa orada yaklaşık 20-30 tane hipodrom olması lazım. Ama neyse, sonuçta çember dar orada. Belirli hipodromların dışına da pek çıkılmıyor. Biliyorsunuz malum hipodromlar adeta bizim Türkiye ile böyle paralel gibi gidiyor. Evet, birinci koşudan itibaren saat 8'de yine birinci altılı ganyan başlıyor. Satış koşusu kum. Şartlı 2 yaşlı İngilizler başlık var. Burada 4 numara What the Connection Sophie Doyle'la normal şartlar altında, arkadaşlar bakın, normalde bu jockey eğer hata yapmazsa bu çalışmayla ve 9'unculuk hiç önemli değil buradaki. Bu safkan arkadaşlar bunların hepsini geçecek güce sahip. Çalışmaları da iyi. Burada bu safkanı öncelikle düşünmemiz gerekiyor. Arkasından tabii otomatikman jockey'in çok zayıflığı söz konusu, bu da Sophie diye bir bayan. Jockey'in zayıflığı söz konusu. Belki de atı yani ettirmek için koşturacaklar, bilemiyorum. O yüzden tek olma ihtimali yok. 2 numaralı King of Truth, Joel Rosario ile ve 5 numaralı Old Town Road. Burada David Romero Flores ile, bu da aynı şekilde zayıf bir jockey. Yani aslında baktığınız zaman şurada Joel Rosario'yu çıkartsanız bunların hepsinin burada geliri var. O zaman belki Sophie Doyle'a gün doğacaktı. 4-2-5 diyoruz buraya. 4 başta olmak üzere 4-2-5 diyoruz. Evet, ikinci koşu 20-32'de Maiden dişiler 2 yaşlı İngilizler 1100 metre çimpiste çıkacaklar. 16 tane safkan var burada. Günün en zor koşullarından bir tanesi zaten ikinci koşu ve 9. koşu arkadaşlar. Bu ayaklara. Yani şöyle söyleyeyim size, imkanı olanlar bu ayakları kapattığı takdirde en azından altılılarını, oynadıkları altılıları sigorta altına almış olurlar. Tabii ki 3. koşu da fena değil yani, gayet o da zor. Şimdi biz sıralamamızı verelim. 8 tane at vereceğiz burada. Yarısını vereceğiz. Tabii koşmayan atlar olursa çıkar. 10 numaralı Devili. Adam Bechiza ile ilk atımız bizim. 9 numaralı Swift Action, Joel Rosario. 4 numara Bali Del Sol, Brian Joseph Hernandez Jr. 5 numaralı Violetto, Julian Reparux. 6 numaralı Hard to Ignore, Florence Jurux. 8 numaralı Stormy Stella, Tyler Gaffarone. 15 numaralı Jillian Elizabeth, Colby Hernandez. Ve 16 numaralı Elle of the Ball, Tyler Gaffarone. Şimdi tabii burada ne oldu? Kafada iki tane safkanı elemiş olduk burada. Tyler Gaffarone dedi, iki kere yazdırmış burada. Bir şekilde, evet, Joseph, tamam. Biz onu sonuçta çıkan atlarla beraber bu 8 attan 6 ata 5 ata kadar inecektir. 10, 9, 4, 5, 6, 8, 15, 16 diyoruz buraya. Üçüncü koşu ise Maiden satış koşusu, 2 yaşlı İngilizler, 1200 metre kum, 15 tane at var burada da. Arkadaşlar burada da 6 tane at veriyoruz. 5 numara Enforcer, Florence Jarrux'la. 2 numara Living Water, Joao Rosario. 10 numaralı La Fleca, Isaias Ayala. Evet, 11 numaralı Tapu Dov, Gerardo Corrales. 13 numaralı Kauze Stir, Rafael Bejarano ve 4 numaralı Swat, Joseph Talamo. 5, 2, 10, 11, 13 ve 4 diyoruz buraya da. Bu şekilde bu ilk 3 ayak gerçekten çok çetin yani. Birinci altılı gayan inanılmaz enteresan. Evet, 4. koşuyla beraber ikinci altılı gayan başlıyor 9 koşulu programda. Şartlı dişiler 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum pistine çıkacaklar. Şimdi burada 2 numaralı Nick Enzo, Joel Rosario ile normal şartlar altında alternatif bankomuz bizim. Ancak burada 5 numaralı
Science Station. Şimdi bu herkes bunu tek alacak, onu söyleyeyim size. Bundan emin olun. Ama bu ad kolay kolay gelmeyecek. Onu da söyleyeyim. 5 numaralı Science Station, James Graham. 3 numaralı Safir Royalty, Ray Gutierrez. Ve 4 numaralı Well Spent, Rafael Bejarano. Evet, bizim burada 4 atı yazmak istiyoruz. 2 başta tabii, yani 2'nin kazanma şansı en yüksek gözüküyor. Görüntü o. 2, 5, 3, 4 arkadaşlar. Yani 2, 3, 4, 5 de şöyle blok 1, 4 atlık kapama durumu var. Diğer atların da gelir var burada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Yani bu 4 atın dışında varsa sizin atınızda yazarsınız. Burada mesela bu Arjantin ismi bu Ayala'lar. Ayala. Evet, bu 6 numaralı atın da geliri var. 2, 5, 3, 4 dedik. Diğer olanlar 6'yı da ilave edebilirler. Anthony Stephen'lerin kendi atları, antrenörlerinde kendileri yapıyorlar. Tehlike içeriyor. Evet, şimdi burada 5. koşu 2:22.08'de şartlı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları 1100 metre için piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada 5 numaralı Into the Sunrise günün bankosu. Hem burada ikinci altılıya da bunu bağlayabilirsiniz. İlk altılıya da bağlayabilirsiniz. İkinci altılı tarafında iki tane de alternatif bankomuz var. Bu çok net bir banko. Zaten Kentucky'de bir dördüncülük yaşadı ki grup koşusunda arkadaşlar şurada bir dördüncülüğü var ki o da 1,5 boyla, yani boyun böyle bir boy boyun yani nereden baksanız boyunları da hadi buçuk diyelim. Ha, 1,5-2 boy etmez. Arada bu grup koşusunda adeta kazanacaktı Safkan. Bu grup onun için çok daha hafif. Sonuçta oradaki 300 bin dolarlık ikramiye nerede? Buradaki 50 bin, 56.700 dolarlık ikramiye nerede? O yüzden biz burada 5 numarayı çok rahat bir banko olarak görüyoruz. Jarozer hata yapmazsa burada, ki yapacağını düşünmüyoruz. Ha, buradaki bunun ikili oynayacak olan arkadaşlar tavsiyemiz bizim. İşte burada bu 4 numara Quick Tempo belki araya girebilir. Bu da iyi bir safkan. Burada 4'ü de düşünebilirler, ikili oynayacak olan arkadaşlar. Yani 5-4 sıralı ikili yapabilirsiniz burada diye düşünüyorum. 4'ü yazın en azından. Evet, 6. koşudayız. Şimdi opsiyonel satış koşusu şartlı dişiler 3 ve yukarı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Kum, pist, 7 tane safkan var. Arkadaşlar bu da normalde 4 numaralı Testing the Stars alternatif bir banko. Yani Tyler Gaffalone burada bu yarışı bu safkanı alacak düzeyde, alacak konumda. Tabii ki 2 tane rakibi var burada bunun. Eğer bunu tek atmazsanız 5 numaralı Salis Curling, Brian Joseph Hernandez Jr.'la ve 6 numaralı It's Cold in There, Ryan Jurux arkadaşlar. Bu ekürler belki de ikisi de koşmaz. Bir tane zaten Rafael Bejarano bine, ikisine de bir fonksiyonları gözükmüyor arkadaşlar onların. Ha, biz burayı 4 başta olmak üzere 5-6 geçeceğiz. Ancak AGF burada bir çılgın bir AGF çıkarsa belki de tek atacağız. Çünkü muhtemelen bu at iyi yüksek bir AGF çıkacaktır diye düşünüyoruz. Testing the Stars'a. Evet. 7. kuşu da şimdi Root and Riddle Dowager Stakes. Grup 3 koşusu ilginç. 3 ve yukarı İngilizler 2400 metre uzun metrajlı bir koşuya çıkacaklar. Şimdi burada da ikinci alternatif bankomuz var. Böyle küçük kupon oynayacak olan arkadaşlar için ideal bu. 9 numaralı Cabez Kane, Tyler Gaffalone ile. O da aynı şekilde Eylül ayında ve Ekim ayında iki kere. Eylül'de bir 1000 metre çalışması yapmış 0.59.80. Ekim ayında da iki defa 0.59.60, 0.59.60 gibi 1000 metre çalışmasını 1 dakikanın altında yapmış. Bu çok önemli bir nüans bizim için. Genelde bu tip çalışmaları yapanlar geliyor, görüyorsunuz arkadaşlar. Veriyoruz biz de. Burada bu atı düşürdüğünüz takdirde 3 numaralı Summer in Saratoga, Corey Jenner ile 5 numaralı Lucky Money, Joel Rosario, 6 numaralı Michelin, Florian Jurux ve 8 numaralı Kaylis Cross, Alex Akkart'la devreye girebilirler. Yani 9 başta olmak üzere 3, 5, 6, 8 diyoruz. Son, pardon özür dilerim, 8. koşuyuz, tabela ayağındayız.
Tabela ayağında opsiyon satış kursu var. Şartlı 3 ve yukarı İngilizler 1700 metre kum piste çıkacaklar. 3 tane safkan var burada ama burada herhangi bir alternatif banko veremiyoruz arkadaşlar. Çok burada yani şöyle söyleyeyim. İlk atımız bizim 5 numara. Haigh's Honor. Tiger Gaffalone ile. İkinci atımız 1 numara. Pirates Punch. Kore Jailener ile. Ve son olarak da 6 numara Warrior's Charge. Burada bir 101 arkadaşlar handikap puanı var. Şimdi böyle olduğu zaman gelmiyor genelde. Ama dediğim gibi kazanmakta da zorlanan bir safkan bu. Yani hiç de böyle tek atılası bir safkan değil. O yüzden biz de ne yaptık? 5-1-6 dedik. Onu da aldık grubun içerisine ama 5, 1 ve 6 bize göre daha uygun. Son ayaktayız şimdi. Günün en zor koşularından bir tanesi söylemiştik. 9. koşu. Şartlı dişi 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre çimse çıkmışlar. 16 tane safkan var ve biz yine 8 tane safkana yer vereceğiz ama tabii çift yazılanlar, Tyler Gaffalo'lar, bilmem neler. Burada yine tabii ki koşmayacak. O yüzden inecek bu. 8 taneden 5 ile 6 tane de iner. 3 numaralı Texas Shuffle Flanger Rux'a ilk atımız arkadaşlar. Burada bakıyoruz Flanger Rux başka yazdırmış mı? Yok gözükmüyor. 6 numaralı Magnameter Tyler Gaffalone ile burada 14 numaraya da yazdırmış kendini. O da var bizde. Yani 6 ve 14'ten hangisi koşarsa artık onu yazacağız. Hangisine binerse o koşarsa. 9 numaralı Bay Batyah David Cohen ile 10 numaralı Ursulina Rafael Bearano ile 12 numaralı Uyuni Joel Rosario ile 13 numaralı Gladys Adam Bechiza ile ve 16 numaralı Lake Berkeley Aziz Ayala ile. Aziz Ayala. Evet 3 diyoruz başta. Eküller diyoruz yani. Eküller diyorum özür dilerim. Yani Tyler Gaffron'un önünde 6 ve 14 diyoruz arkadaşlar. Böyle yazdırılırsa böyle olur. Evet 9, 10, 12, 13, 16 diyoruz arkasından da. Buraya. Evet. Kininat ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Diğer videolarımız da yayında zaten. Hannover'i kaçırmayın. Yani şu an bizi dinleyen varsa üyelerimiz, yarış severler. Hannover ile ilgili güzel bir şablonumuz var. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Şahit'in biliyorsunuz sürprizlerle dolu. Onun da videosu yayında. Tabii ki 3 tane Türk yarışlarından arta kalırsa bir imkan. Adana, İstanbul ve Diyarbakır'da yayında arkadaşlar. Herkese güzel bir pazar günü geçirmesi dileğiyle iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.